videoda hayatının en kötü gününü geçiren insanlara bakacağız. Eğer gününün kötü geçtiğini düşünüyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. O kadar da kötü olmadığını anlayacaksın. Tabii ki abone olursan günün daha da güzelleşir. Benim de günüm güzelleşir. İçecek ne kadar güzel dedim de... Demek ki neymiş? O içecekleri kapağından tutmamanız lazım. Çünkü ne oluyor? O kapakları oturtamıyorlar. Benim de başıma çok geldi. Böyle işte içecekleri alıp iki tanesini taşırken düşürdüğüm çok oldu. Çünkü o kapaklar tutmuyor. O yüzden onu böyle ortadan tutmanız lazım. Bu çocuk neyle kaplıyor şu an saçlarını ya? Bir şeyle saçlarını kaplamış. Ne olduğunu anlamadım. Ama hoş bir şey değil yani. Hiç hayırlı bir şey gibi görünmüyor. Hep söylüyorum abi, çocuklarınızı yalnız bırakmayın. Yani gözetiminiz altında olsun, böyle şeyler yapabilirler. Yine aynı şekilde çocuğu mutfakta yalnız bırakırsan böyle alır yumurtalarını kırar. Oh ne kadar güzel. Oh, yumurtalarla bezendi orası. Burası bir klozet fabrikası. Klozet üretiyorlar ama yapılan bir yanlış sonucunda bütün raflar devriliyor. Abi yani binanın yıkılmadığına dua edin ya. Bak utanmasa bina yıkılacak yani. Her şey döküldü. Bütün klozetler döküldü. Hepsi zaten şöyle bir yapsan kırılır. Gitti, milyonlar gitti. Ne o? Poşet boş. Tamam. Ne o? Telefon düşmüş. Üstünden araba geçti. Kırıldı mı? Kırılmış ya. Abi sen o telefonu oradan almak yerine neden önce bir video çekmeye çalışıyorsun? Alsana telefonu oradan. Evimde her zaman şöyle bir tavan istemişimdir. Bence herkes de ister. Çünkü yağmurda falan güzel olur. Ama demek ki güzel olmuyormuş. Dolu yağdığı zaman gördüğünüz gibi paramparça olmuş zaten. Şimdi de döküldü. Salonun ortasına çatı döküldü. Ne olacak şimdi? Evin tepesi yok. Orası yapılana kadar evin tepesi yok. Bütün hayallerim yıkıldı ama ya. Ben de böyle bir şey istiyordum. Böyle koltukta uzanayım işte, yağmuru falan izleyeyim. Oradan böyle şakır şakır yağsın falan. Bu saatten sonra olmaz. Otomatta içecek geliyor. İçecek bir anda backrooms'a girdi ya. Nereye gitti o içecek? Gerçekten şu makinalardaki rampanın kaldırılması lazım abi. Küçük küçük yapışkan oyuncaklar varmış. Ben hiç görmedim yani, hiç de oynamadım onlarla. Saçlarına yapıştırmış. Şuna bak, bütün aile saçları kurtarmaya çalışıyor. Yani o teyzeler olmasa muhtemelen senin saçlar kesilmişti. Parti ortamında herkes işini gücünü bırakmış, saçlarla ilgileniyor ya. Demek ki neymiş, böyle oyuncakları gördüyseniz sizde varsa saçınızdan uzak tutun onları. Çünkü etrafınızda bu kadar uğraşacak insan bulamayabilirsiniz. Abi geliyor, evet. Galiba şanssız kişimiz belli. Tamam. Güzel. Abi o nereden geldi? Oturdu. Kafasına duvar düştü ya. Adam bir şey de yapmadı yani. Geldi sakin sakin. İki oturayım soluklanayım dedi. Ya kafa gitti. Şurada bir telefon var, görüyor musunuz? Niye almıyorlar diye düşünüyordum. Meğerse yanında timsah varmış ya. Abi telefonunu timsahın yanına düşürdüm ve timsahın ilgisini çekti bir anda. Şu an telefon gitti, evet. Geçmiş olsun. Telefonu yedi ya hayvan. Abi telefonu yenmez. Bıraksana geri. Gerçi artık alınmaz. Yok, çatlatmıştır o. Her yerini kırmıştı. Geçmiş olsun ya. Telefonunu timsah yedi. Timsah. Bu kadar şanssızlık olabilir mi? Yani şunu arkadaşı sorsa, ya kanka senin telefona ne oldu dese, timsah yedi desen inanmazlar. Bu videoyu çeken kişi eve gelmiş. Çocuğu böyle arabanın üstüne bir şey yazmış. Seni seviyorum baba yazmış. Ya gerçekten çok güzel bir sevgi gösterisi. Teşekkürler. Abi hala gülüyor mesela. Herhalde kalemle falan yazdığını zannediyor da çocuk orayı çize çize yazmış. Yani boyanın üstünü çizmiş. Taşlarla yazdım diyor. Evet canım, biz de seni seviyoruz, sağ ol. Arabayı park etmişsin. Abi bir tane yerden delik var. Sırf senin arabana bak, her yerde su olmuş. Cam kırılmış, arabanın içi su. Şimdi bunu kim ödeyecek ya? Abi hani bunun sorumlusu kim? Ben arabamı park ettim, cam aktı. Sorumlusu kim şimdi bunun? Ne oluyor burada? Abi suyun altına tuttunuz abiyi. Bu nasıl oyun parkı ya? Ya bir şey var ama anlamadım. Bir tek abiye ateş ediyor. Niye böyle? Bir tek adama. Galiba onu döne döne herkese yapması lazım ama. Bir tek abiye şu an. Abi sen verdiğin parayı hak edemedin. Bence bu adamı bir 10 tur daha bindirsinler. Gölde normal bir gün. Bunun adı neydi ya? Bu çok eğlenceli bir şey. Biz de binmek istiyorduk buna. Ne olacak acaba? Evet, Yaşar. Yaşar. Nasıl uçtu öyle, uçtu yok yukarı. Abi ama bu tehlikeli bir şey ya, bak böyle uçup üst üste düşebilirsiniz. Biraz fazla patates var ama. Dök bakayım ketçaba. Evet, ne yaptın şimdi o? Ne oldu orada ya? Bilerek şöyle arkaya doğru yaptı. Islak ve sulu yerlerde böyle şekilli şukullu fotoğraflar çekilmeye çalışmayın. Sonra bu adam gibi olursunuz bak. Bir de böyle havalı havalı yaparken gözlüğü de attı orada. Hani ıslandım ama umurumda değil ya. Ah, yapacaktı, gözlük de gitti. Oo, abla bilardo da garip hareketler peşinde ıstakayla. Aynen abla, sen ne yapıyorsun? Sen dövüş master mısın? Aşağı şişe mi atacaksın? Dikkat, tutamayabilir. Ay,
oradan sekip suratına geldi ya. Bileydim ama tutamayacağını. Mikrodalgada sakın yumurta pişirmeyin. Abi çünkü yumurtalar bomba gibi patlıyor ya. Bu nedir? Yumurta bombası. Bir anda yüzünüze gözünüze gelebilir yani. Evet teyzeler birazdan suya düşecek herhalde. Oh böyle köprünün üstünde tatlı tatlı takılırlarken. Köprü de hiçbir yere bağlı değil. Bir anda Titanic gibi. Hepsi dibi boyladı geçmiş yansın. Böyle olayların en kötü durumu da şu ıslak ıslak eve gitmek. Nasıl gideceksin ıslak ıslak? Otobüse binsen garip yani böyle dona dona. İşte taksiye binsen almaz. Kendi arabana binsen zaten battı araba. Ablaya ne olmuş ya? Abla ne o? Mayonez mi yoksa boya mı? Tam. Ha videosu var. Ay taşırken bir kova mayonezi düşürmüş suratına fışkırmış. Bu alet böyle yukarı çıkartıp bir anda aşağı indiren alet değil mi abla? Ona yemekle binmene nasıl izin verdiler ya? Yemekle binilmez ki böyle aletlere Luna Park'ta falan. Ne olacak şimdi boğazına kaçar. Bak bir anda bırakınca da zaten yemek uçtu. Sana kim izin verdi yemekle ona binmene? Ablanın küçük bir nörfü var galiba. Aa ne kadar sevimli. Küçücük. Sık bakalım abla. Telefondan sekip gözüne. Tırnayı gözünden vurdu. Benim bile kafam karıştı. Bu nasıl olabilir? Ne kapıyı açtın? Tamam. Nasıl ya? Abi orası kapı değil miymiş? Benim de kafam karıştı. Abla bayağı kapıyı açıyor gibiydi. Yani ama meğer de cam varmış orada. Afiyet olsun ablacım. Ne yiyorsun? Ne yiyemiyorsun? Ablaya martı kamikaze attı ya. Abi martılardan korkuyorum ben şu an. Yürüyen merdivenlerde çok dikkatli olmalısınız. Bakın sonra böyle ayakkabıyı kaptırırsınız. Bütün gün çıplak ayak gezmek zorunda kalırsınız. Adam böyle yürüyen merdivenin başında kaldı garibim ya. Kıyamam. Durduk yere şimdi ayakkabı satın almak zorundasın. Abla saksıyı getiriyor. Abla dikkat et. Düşürme. Aç kapıyı. Düşecek. Ay düşecek. Ağır geldi. Geçmiş olsun. Gitti güzelim ağaç ya. Bence abla değil ağaç kötü bir gün geçiriyor. Yani gitti sonuçta evi yıkıldı. Bisikletçi abi. Uy, çamura nasıl battı? Şuradan var ya beynine kadar gitmiştir o çamurla. Şu an uçmaya hazır bir çadır görüyorum. Ay adamın evi gitti ya. Dağa çadır kurmaya gitmişler. Sabitlememişsin abi onu. Gitti çadır. Geçmiş olsun yan çadırda kalacaksın artık. Kaykayla şekilli video mu çekilecek? Kaykay gidiyor. Kaykay gitti. Çok güzel video oldu. Tebrikler. Belki de yaptığın hareketle viral olamayacaktır ama bak böyle viral oldun. Kim geliyor? Elinde kutu olan biri geliyor. Düştü. Ha. Kargocu muydu? Düştü garibim bak bir de yatak gibi kaldı orada ya. Ablacığım getir kargoyu. Kıyamam ya. Ne getiriyor ki acaba? Tamam. Al işte. Bir daha düştü. Ve nasıl saldı kendini artık? Abla ne getiriyorsun? Pasta mı getiriyorsun? Bence bilerek düştü. Abla çok bilerek düşmüş gibime geldi ya. Ama gerçi o çizmelerden de olabilir. 3 sene boyunca tel takmış ve ona bir şey vermemişler. Ne ay dişler düzelmiş ama bu sefer de öne doğru çıkmış dişler. Sana plak mı vermediler, damaklık mı ne öyle bir şey vermeleri lazımdı. Bence şikayet et. Gerçi ne yapacaksın ki? Dediğim gibi bakın böyle işler de biraz güvenli yerlerde yaptırmanız lazım. Bir yerde kalmış gece ve annesi uyanmadan önce eve dönmeyi unutmuş. Bakayım. Ah anneden gelen bir sürü cevapsız arama. Babana söyleyeceğim falan. Ah. Çok kötü. Evde seni iyi bir maç bekliyor. Gerçekten iyi bir kafes dövüşü var evde şu an. Kesinlikle herkes şöyle bir olay yaşamıştır. Abi o tuzluğun ya da ne bileyim karabiberliğin falan kapağı bir anda açılır hepsi yemeğe dökülür. Ondan sonra yemekle böyle baş başa kalırsın işte. Hop ağır bir çöp ve çöp bir abla sıfır. Abla ne yapıyorsun? Yukarı vuruyor komşuya da o kadar fazla vurmuşsun ki evin ışığı düştü ya. Komşuyu rahatsız edeceğim derken ışıktan oldu. Abla dans ediyor. Ha abla garson. Evet garson du. Eskiden garsonluk mesleği vardı. Ablan artık garson değil. Üzgün üzgün oturmuşsunuz böyle ağlıyorsunuz falan. Bir de köpek geliyor oraya çişini yapıyor ya. Sırtına köpek çiş yaptı. Abi hani benim üzgünlüğüm bana yetiyordu. Yani köpekciğim sen neden geldin şimdi? Dalga geçer gibi geldi bacağı kaldırdı bıraktı ya. Aha VR. Tamam abla etrafına dikkat et. Gerçi ortam biraz geniş olur. Dur sakin ol sakin ol. Ev çok genişmiş abla sizin. Abla yavaş. Abla yavaş. Ya ben şimdi bu videoları izledikten sonra VR almaktan vazgeçtim ya. Şimdi evde bir yeri dökerim kırarım falan sonra hiç word olmaz. Oo çatı buz tutmuş. Biz de böyle manzaraları yakında görürüz zaten. Abi onları düşürmeye çalışıyor güzel. Evet abi şöyle vursan düşer aslında. Vur bir tane şöyle. Aha düştü.
Aha düştü de evin üstüne düştü ya. Evin girişindeki o çatıya düştü. Ama sen onu düşürmeseydin de muhtemelen o düştüğünde de orayı kıracaktı ya. Çünkü hani çok sıfıra sıfır geliyor böyle. Oo pizza, canım çekti. Evet abi, niye elinde aldın pizzayı? Ne oldu orada ya? Bütün pizzanın malzemesi döküldü. Yani pizza olmamış gibi çorba olmuş. Bunu ne kadar fazla ısıttınız öyle? Gitti güzelim malzemeler. Çöp at. Gönder çöpü. Abi ne kadar şanssızsınız ya. Çöpün poşeti sen git köşeye takıl, oradan yırtıl. Bütün çöp yere dökülsün bak. Ucu takıldı ya. Takılmasa normal düşecekti o poşet oraya. Golf abi, güzel vuruş mu? Nereye gitti ya? Arabanın camı mı kırıldı? O nasıl olmuş olabilir? Nereden sekti de geri geldi o? Abi bir şekilde top geri geliyor ve arabanın camını patlatıyor. Bir tane atış yapacaksın diye durduk yere arabanın camından olmak. Gerçekten çok şanssızlık. Tır, Ferrari, F430, Audi, R8, Lamborghini, Aventador ve bir sürü süper araba taşıyormuş ve devrilmiş. Gerçekten şu an bak, başkalarının arabası gitti orada ama benim içim yandı yani. Ne kadar güzel arabalar onlar. Ay, şu an o tır şoförüne ne olacak acaba, ben onu merak ediyorum. Yani yıllarca kazanacağın parayı muhtemelen vermek zorunda kalacaksın. Koltuğun böyle bir yeri var. Ne yeri olduğunu anlamadım. Herhalde atıştırmalık koyuyorsunuz. Cuk oturdu. Nasıl çıkaracaksın şimdi onu? Cuk oturdu. Koltuğu ters çevirmen gerekiyor. Koltuğu da nasıl ters çevireceksen niye koydun onu oraya? Ayrıca koltuğun arasında ne var? Neye yarıyor? Ben bilemem öyle koltuk. Bizde öyle bir şey yok. Yaşar, Yaşar geliyor. Pislikti değil mi onlar? Ay. Abi neden onların ağzında, yani tam onların ucunda böyle bir hareketler yaptın ya? Ay, size ben de bir tane anı anlatmak istiyorum. Ben de geçenlerde gerçekten çok kötü bir gün geçirdim. Şimdi normal olarak Şeker'i akşam tuvalete çıkardık. Böyle gezdirdim falan filan. İşte parkta tuvaletini yaptı. Bilinçli bir insan olarak poşetimi çıkardım. Onları alacağım yerden. Poşeti açtım, elimi daldırdım. Meğerse poşetin diğer ucu da açıkmış. Ben de fark etmemişim. Elimi daldırmışım. Böyle elim diğer taraftan çıkmış. O pislikleri bir aldım, şöyle bir avuçladım. Böyle bir de sıkıyorum. Diyorum Allah Allah, bir ıslaklık geliyor, bir sıcaklık geliyor falan. Bir baktım ki bütün hepsi elimde. Ondan sonra 45 dakika boyunca şöyle gezdim, sonra eve böyle geldim. Gerçekten kötüydü. Bu arada bir uyarım var. Eğer evcil hayvanınız varsa ve onu parka çıkarıyorsanız tuvaletini almak zorundasınız. Poşetle onları yerden almanız gerekiyor. Eğer almazsanız sonra biz gideriz onların üstüne basarız. Ve hiç hoş olmaz. O yüzden dediğim gibi lütfen tuvaletini yaptıktan sonra o köpeğinizin pisliğini alın oradan. Şahatçı abi çalışıyor. Ya kepçeyi niye çektin ya? Bu galiba bugünün ilk hareketi değil bak. Bugün bu abi çok tilt etmişler. Artık diyor ki bırakıyorum ya, oynamıyorum ben de. Oh, şöyle güzel bir çay olsa da içsek. Doldur da bir çay içelim ya. Bu çaydanlık bozuk. Yani bu çaydanlığın dizaynını kim yaptı? Abi ben eğdiğimde kapak düşecekse mantıksız. Evinizde şu dönen şeyden varsa bence bu oyunu oynayın. Bu oyundaki en şanssız kişi de sağdaki abla. Herkes kaçıyor. Bir tek abla kaçamıyor ya. Ne olursa olsun şişe bir tek ablaya sekiyor bak. Kimse de bir şey yapmıyor yani. Şöyle falan yapıyorlar, kurtuluyorlar ama abla bir türlü kurtulamadı. Yazın bu terlikleri ben tercih etmiyorum. Çünkü böyle yanmamak için. Yani eğer böyle yanarsam ayaklarımı nasıl düzelteceğim? Hani daha fazla yanmam lazım. Daha fazla yandığımda yanan kısımlar daha da siyah olacak falan, böyle bir şey yani. İşte güvende değil. Herkes birbirine top atıyor şu an. Bu çocuk bir şey yapacak galiba ya. Geliyor. Top geliyor. Top gidiyor. Ay, oradaki adama gitti ya. Sen garibim, öyle otur kafana top atsınlar. Acıktık. Hadi bakalım. Ya işte bu adamın bu içindeki ruh halini anlayabiliyorsunuz değil mi? Acıktım yani, yemeğimi götürüyorum. Ama bak bütün yemek gitti şimdi. Abi şişeyi niye masaya vurdun? Herkesin gecesini mahvettin şu an ya bak. Herkes böyle boş masanın önünde kaldı şu an. Bütün içecekler düştü çünkü. Evde golf oynamak çok da mantıklı değil abi. Dikkat et. Abi dikkat et. Tavanı deldin. Gördünüz mü? Görmediyseniz bir daha izleyin. Bakın. Topa vuruyor. Hop. Top tavanda. Tavan delindi ya, delindi. Masaya ilk varıp içeceği kapan kazanır. Koşun. Hadi bakalım Yaşar. Yaşar'dan mükemmel bir atlayış. Bütün oyun gitti bir anda ya. Ya madem kendi içeceğini alamıyorsun bari bırak diğerleri atsın yani. Bütün oyunu niye bozdun? İş yeri kamerası. Abi ne taşıyordun da döktün ya hepsini? İçecekler gitti değil mi? Şu şeyi biliyorsunuz ama değil mi? Bak böyle durup hayatı sorgulama evresi. Şu an kalkmıyor ve hayatı sorgulamıyor şu an. Oo abiler ziyafet hazırlamış. Bakayım. Karidesler, deniz mahsulleri falan. Oo ziyafet var. Arkada ortam zaten çok güzel. Soslu abi, baharatlı oraya. Oh. Bak kokusu geldi, acıktım ya. Al götür şimdi onu.
Ya o kadar hazırlandı, hepsi yere düştü ya. Neyse, sudan geçirilirse bence hala yenebilir yani. Barmen ablaya diyor ki şu bardakların üsttekine sadece dokun. O dokunduğu an bütün bardaklar tık 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 diye böyle domino gibi düşecek. Abla nasıl yanlış anlamışsın ya bunu? Direkt bütün bardakları alıp yere attın. Ya bunu adam senden niye istesin? Sadece uçtakine dokunacaktın, domino gibi pıtır pıtır düşecekti hepsi. Yaptığına bak, öde şimdi onların hepsini. Galiba burada bir mezuniyet var şu an. Evet, mezun oluyorlar. Tamam, aldınız. Diplomalar alındı. Şu an abi geliyor. Kesin bu abi düşecek. Eminim. Abi o kadar heyecanlı ki sadece önüne bakıyor. Ve böyle kalabalık ortamlarda şunu yaşamak çok utanç verici ya. Böyle gidiyorsun. Kimseye bakmamalıyım. Kimseye bakmamalıyım. Bunun tadı niye güzel? Ne ki o? Body Works falan. Abla o sabun. Ya bak ben bile anladım şunu ya. Her yerde Body Works yazıyor bak. Oralarda yani güzellik işte... Temizlik falan böyle şeyler satılıyor abla, bunu nasıl anlamış olamazsın? Bak fragrances yazıyor yani işte şey böyle kokular falan. Abla sabunu yedim, ben videodan anladım yani orada yemek satılmayacağını. Birisi galiba golf toplarını almaya gelmiş ama. Ne oluyor, adamın golf toplarını çalıyorlar. Al işte. Hem çalamadı hem de adamın golf toplarından ettin adamı ya. Muhtemelen kış gelmeyeceği için şöyle şeyleri yaşamayacağız artık. Abi kendine iyi bak, görüşürüz. Gidiyor gidiyor, tutun şu adamı. Ah neyse, en azından yola düşmeden kurtuldu. O değil de hakikaten kış gelmeyecek gibi ve biz böyle şeyler yaşamayacağız. En kötüsü de arkadaşlarım düşmeyecek ve ben onlara gülemeyeceğim. Abla mezun olmuşsun da bir şey diyeceğim, yolun ortasında niye fotoğraf çektiriyorsun ya? Mezun oldum, aha polis geldi, kaç. Abla artık nezarette kutlarsın mezuniyetini. Bugün işte bu oldu. O ne ya? Kocaman bir alet var, ne? Ana. Ablanın üstüne düştü. Ben ama ne olduğunu anlamadım onun. Ay, çimentoyu yeni dökmüşler ve yağmur yağmaya başlamış. Kullanılmaz değil mi bu? Aramızda inşaattan anlayanlar vardır. Gitti değil mi bu kadar çimento? Çünkü mantıken yani çok sulandı bunlar. Bu abiler ne yapıyor? Abi onu kırmak için tekmeyi çaktı da kafaya geldi ya. Ne yaparsanız yapın parçalanmayan şu goril oyuncak var ya, bakın ona böyle böyle yaparsanız işte parçalanır. Sonra bütün evi temizlemek zorunda kalırsınız. Bu da nasıl bir oyuncaksa ya, 200 metre yukarıdan atıyorlar, hiçbir şey olmuyor. Adam şöyle şöyle yaptı, patladı. Sokaklarda yürürken şu hareketi senin de yaptığını biliyorum. Çünkü ben de yapıyorum ama artık yapmayalım abi, bakın. Ondan sonra başımıza kalır. Birinin kafasına falan düşer, sıkıntı olur. Jelly fruits yanlış oldu. Abla onu ısıracak, patlayacak da ağzının içine patlaması lazım. Isır. Ha, diğer ablanın suratına patladı. Olur. Tabak. Abla sen nasıl bir hareket yaptın ya? Ne olmasın ne bekledi ya? Tabağı niye bırakıyorsun ta oralardan? Bu abi süs havuzuna galiba tuvaletini yapıyor. Ve evet, kendisi de gidiyor. Geçmiş olsun. Abi yapmasaydın keşke. Asansörde. Ne oluyor abi asansörde? Bir şeyin ipi sıkışmış. Ne ki o? Neyin ipi ya? Aha. Süpürge mi? Süpürgenin ipi adamı da aldı götürdü yukarı doğru, geri getirdi. Adamı şöyle bir havaya kaldırıp indirdi. Asansörlerde böyle şeylere çok dikkat edin. Genç öğretmen problemleri. Neymiş ki? Hey, senin bir şeyin nerede? Ben burada çalışıyorum. Seni öğrenci zannediyorlar. Geçiş bir şeyin var mı falan, seni öğrenci zannediyorlar ya. Ben de mesela bir gün yabancılara Türkçe öğrettiğimiz yerde koridorda yürüyorum. Elime böyle bardağımı almışım tam bir öğretmen edasıyla böyle yürüyorum. Ona başka bir öğretmen geldi. Bayağıdır da gelmiyormuş yani öğretmen de. Geldi beni böyle bir azarladı. Evladım sen ne yapıyorsun, ders başladı gitsene falan diye. Ben dedim hocam ben de öğretmenim. Çok garip bir durumdu ya. Şöyle çamurlu yerlerden atlarken bence böyle videoları düşünün. Deyin ki ya ben atlayabilir miyim acaba? Yoksa kayıp böyle fail olur muyum diye bir düşünün yani. Abi ayağın çamur olacaktı. Şimdi her yerin çamur oldu. Çamur adam oldun sen. Ne kadar çok bardak dizmişsiniz. Abi dikkatli. Ne olur. Ay yavaş. Bir kişi de tutmaz mı şu adamı ya? Bir tane bardak kalmış mı? Gece kulübü mü burası? Ne oluyor? Aha, abla bir hareket yapacak telefonu verdiğine göre. Evet. Şu balık gibi bir hareket var ya, onu yaptı galiba da. Dişini mi kırdın? Dişini nasıl kırmayı başardın? Şöyle şöyle yerde yaparken muhtemelen dişi vurdu yere ya. Ay ne kadar şanssızlık. Tamam. Nasıl bir ortam? Ay abi orada kaynak yapıyor da bir şey diyeceğim. Kafayı geçirmişsin oradan. Ciddi olamazsın ya. Kafayı geçirip niye kaynak yapıyor abi? Diğer taraftan yapsana. Ha şimdi kesmek zorunda kalacaksın. Evet. Bak nasıl da çaktırmıyor ha. Hiç hani işi biliyormuş gibi hiç öyle sızlanmadan falan. Bak kesti, tekrar yaptı. Ablanın önünde ne var? Bir
Ha süt var galiba, bir de lastiklenmiş. Açtığın an suratına patlayacak zaten. Belliydi yani, hani bunu bekliyorduk. Abla ne olmasını bekliyordu ki? Hayır. Dikkat edin, dikkat edin, orası zıplamak için biraz fazla yüksek. Bak bozulacak şimdi. Düzen bozulacak birazdan. Evet. Aaa! Şort çıktı, pantolon gitti. Aslı kaldı. Geçmiş olsun rezillik. Abla kayıyor. Gidiyor gönlümün efendisi. Abla kaya kaya gitti ya. Senin öyle kaygan bir ortamda zaten ne işin vardı yani? O spor salonunda abla... Abla ne yapıyorsun? Abla o alet öyle değil. Abla ne yaptın? O alet öyle değil ki. O şey leg extension mıydı neydi, bacağın üstünü çalıştırmak için abla komple makinayı alıp attın ya, inanamıyorum. Şimdi hem üzüldüm hem şaşırdım. Abla komple makinayı aldı fırlattı. Yani nasıl oldu bu? Ne oluyor? Ortam ne güzelmiş ya, ormanlı falan. Ay evlilik teklifi vardı ama artık yok. Gitti yüzük, gitti. Yüzük gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Burada olay ne acaba? Yok artık. Yok artık, bu video gerçek olamaz ya. Böyle bir şey imkansız değil mi? Bariyer ablanın montunu çaldı. Neyse bariyer iner geri. Eminim ki burada tedavi gören birisi gerçekten kötü anlar geçiriyor olabilir. Çünkü hastaneyi mezarlığın yanına yapmışlar. Yani bu nasıl bir mantık hatası ya? Bunu nasıl yaptınız abi? Düşünsenize, şurada tedavi görüyorum, camdan bakıyorum mezarlık. Benim psikoloji gitti. Oo konser. Kimin konseri? Tamam bir şeyler oluyor şu an. Abla düşmeyeceksin değil mi? Dikkat et, sahneden düşme. Dikkat et. Selfie çekmeye abla geldi. Ne yaptın ya? Kadının peronu çıkardın. Çekilen fotoğrafa bak, böyle kaldı elinde. Kadın da şok oldu. Eline böyle saç geldi bir anda. Oo abi bize şimdi gitar show yapacak. Tı. İçeceğini içip ufak bir show yapacaktı da gitar gitti. Hele o yerlerine geldiyse, o aksamlarına falan bozulmuştu. Oo bu köprüde kesin biri ya düşecek ya telefonunu düşürecek diyecektim ki. Abla insanları düşürmeye çalışırken telefonu düşürdü. Ne oluyor ya? Musluk bozulmuş herhalde de burası. Metro burası. Hayda metro geldi. Kesin kapıya denk gelecek. Abi camlardan falan milleti ıslatıyor. Metroda pencere yok. Ay herkes ıslandı. Her gelen ıslandı. Keşke birisi oraya bir kova gibi bir şey tutsa da insanlar ıslanmasa bari ya. Güzel bir tatile çıktınız. Güzel de bir otelde kalacaksınız. Odaya bir geldim, perdeyi bir açtım. Pencere yok. Pencere yoksa o zaman perde niye var arkadaş? Güzel güzel çimentonuzu dökmüşsünüz. Yerleri düzeltmişsiniz. Tam işi bitirip gideceksiniz. Köpek geldi, çimentonun içinden geçti. Şimdi işin yoksa bir daha oraları düzle hadi bakalım. Telefonu trende unutmuş. Abi telefonun orada ne işi vardı ya? Hemen sen şimdi ağlamayı bırak. Koşa koşa bir sonraki durağa git. Umarım bir sonraki durakta bulabilirsin. Burada nasıl bir olay yaşanmış ya? Abi arabaya bayağı sepetleri streçlemişler. Oraları kırmışlar. Bu arabaya niye böyle bir şey yapmışlar? Bu şey mi? Aa şu hiçbir şey olmayan maymun oyuncak var ya abi, ona ona bir şey oluyormuş. Ben de var ya öyle markette falan gördüğüm zaman bunu mıncırıyorum böyle, hiçbir şey olmuyor ya. Demek ki oluyormuş ya. İyi ki bu videoyu gördüm, yoksa bir gün benim de başıma böyle bir şey gelecekti. KitKat almış herhalde de içinde bir şey yok. Nasıl içinde ne yok? Ne olmayabilir? Aa, karamelli yeri mi yok? Sade çikolata. Ya bir şey eksik ama tam ne eksik anlamadım ama çikolatada bir şey eksik. Şampanyadan kule yapmışlar ama gitti güzelim. Abla bir şey diyeceğim, şişeyi niye vurdun ya, o kalırdı. Bir bardak dökülmüş olacaktı, sen şişeyi vurduğun için bütün hepsi gitti. Abiler bir şeyi kaldırıyor. Herhalde o mutfak tezgahı. Dikkat dikkat. Ay gitti güzelim mermer. Abi o bir de ağırdır, bir de pahalıdır ya. Abla güzel bir bowling atışı bekliyorum senden. Güzel. Tavanı vurdun. Tavan döküldü ya. Tavanı yıktı. Bir şeyler falan da fışkırıyor herhalde oradan. Ya düşünsenize, bowling salonunun işletmecisiniz. Geldi tavanı yıktı ya. Oo bir evlilik teklifi var. Teklif edemiyorum. Benimle evlenir misin? Köprüden düştü gitti yüzük. Abi şanssızlık da gerçekten böyle güzel bir günde bulmasın ya. Şimdi 2x kötü gün geçiren çocuğu göreceksiniz. Bir beşikten top geçti. Tamam annesi güzel aradan pası verdi. Beşikten çalımı yedi. İkincisi geliyor. Evet. Öyle şut çekersen işte böyle kalırsın. Buz pateninde bu ben değil miyim ya?
bu tamamen benim ya. Abi beni götürdüler buz patenine. Ayakta duramadık. Ya bir de korkuyorum yani düşüp çenemi falan kıracağım diye. Bu adam gerçi şov yapıyor da yani tam olarak bu bendim. O buz patenine gittiğiniz yerden o kenardaki adam var ya böyle yan yan gitmeye çalışan. Ha işte o benim. Ne kadar sevimli bir çocuktu. Kara gömüldü. Ama çok tatlı ya. Halinden de çok memnun görünüyor. Ama babasına emanet etmeyin. Yine düşürecek biliyorum. Bir, iki, ha? Düşeceği çok belli yani. Abi olmuyor işte. Bir koşu yarışı. Arkadakinin elindeki sopayı vermesi lazım. Ne oldu? Niye veremedin? Abi olmadı. Bir şey olmadı. Ama onun kuralı nedir bilmiyorum. Koşarken böyle arkadaki gelir sopayı verir o devam eder. Ama bu niye olmadı? Şu an düşüş görüyorum ya. Aa çok buzlu. Kesin düşeceksin dikkat et. Bir yerini kırarsın. Abi çok buzlu ya hayır. Böyle manzaralar bu arada çok yakın yani. Maalesef ki kış aylarında düşeceğiz. Hayır bak belliydi zaten. Telefon kırılacak. Şimdi gerçekten sormak istiyorum. Kışı sevenler bir kendini belli edebilir mi? Bir de neden kışı seviyorsunuz onu bir yazabilir misin? Ben kışı sevmek için bir sebep göremiyorum. Soğuk, karlı, yağmurlu, soğuk. Soğuk demiştim değil mi? Soğuk yani. Ne oluyor ya duvarda? New York'tan gelmiş. Uzun bir haftadan sonra bunu görmüş. Hayda tesisatta sıkıntı var. Peki bu? Su birikmiş orada tesisattan gidiyor aşağı. Onu aslında şöyle bir kesik atsanız iyi olacak gibi. Çıkacak mı? Ah çıktı. Tamam. Evin tesisatında falan sorun olması çok kötü bir şey. Biz de 2 sene önce tatilden geldiğimizde bir baktık ki mutfakta şu kadar su var. Yerden böyle ayak bileğine kadar su çıkmış. Niye? Tesisatta hata varmış. İşte yukarıdaki komşu musluğu açınca bizim eve dolmuş falan filan. Betonu uğraştık. Arkeler şişti falan. Ya çok iğrenç bir şey. Kaportunu yıkamış galiba. Çamaşır makinesine mi attın? Ve uzakta çalışıyorken yani kendi ülkesinde değil dışarıdayken pasaport bu hale gelmiş. Bir şey diyeceğim şimdi pasaportunuza bir şey olsa diyelim ki ben gittim Amerika'ya. Orada bir şey oldu. Yangın çıktı. Benim pasaport yandı. Ne olacak? Var mı böyle bir konuda bilgisi olan? Anneannesi GTA 5'i gerçek haberler zannediyormuş. Hayır ya. Teyzeyi niye kandırdınız bak. Ya abi uçan arabanın videosunu gösteriyorlar Michael'ın evinin oralarda. Teyzem üzüldü ya. Söyleyin teyze yaşının oyun olduğunu. Kıyamam teyze oyun oyun. Ne oluyor abla? Çok mu rüzgarlı abla? Ha yok. Ha siz gitmişsiniz evet. Artık orada biraz dinlenin siz ya. Abi muhtemelen ayakkabılar ıslanmasın diye garip bir şeyler peşinde ve komple ıslanmayı tercih ediyor. Ya keşke ayakkabıları ıslansaydı. Hatta ayak bileğine kadar sular gelseydi de böyle olmasaydı. Karları kürerken küreğin ucu düştü. Alabilir misin? Abi çok da zor olmasa gerek. Hadi. Kolay bir şey hadi. Ya ne yapıyorsun? Ya küreğe gitti şimdi de ya. Sopa gitti şimdi de. Aslında basit bir işlemdi. Niye böyle oldu? Yine bir golf vuruşu. Güzel vuruş mu? Ne arkaya mı attın? Camı mı kırdın? Oraya doğru atarken nasıl burayı vurmuş olabilirsin ya? Ne oluyor? Aha eve kuş girmiş. Hayır. Her yeri dağıtmış. Ay evin haline bak. Bunu sadece bir kuş mu yapmış ya? Hayır mümkün değil. Bence bu eve ayrı bir şey olmuş. Sel mi basmış? Ne olmuş bu eve? Bütün kuşlar mı girmiş? Sonuç olarak bir daha kullanılamayacak bir eviniz var. iPhone 15'im. Nerede ya iPhone? Terlikle ne alakası var ya? Ne o? Ana bu telefon kılıfları var ya böyle saçma sapan terlik şeklinde olur, tava şeklinde olur ne bileyim. Abi onunla çocuk onu giymiş öyle gezmiş. Dünyanın en pahalı terliğiyle bak basa basa gitmiş her yere ya. Ya terlik şeklinde telefon kılıfı ne ya ben nasıl cebime koyacağım şimdi bunu? Nasıl borca girdim? Abla dikkat abla! Bu Recep İvedik'in anlattığı şey değil miydi ya? Sallan sallan şeklinde. Abi sanat galerisinde niye bakmıyorsun arkana ya? Böyle şey video çekeceğim Instagram'da 2 like alacağım diye. Ah onu ödeyeceksin şimdi. Benim cupcake'lerime ne oldu? Senin cupcake'lerine? Öncelikle ne olduğunu bilmiyorum da böyle kaplarıyla mı atmalıydı? Yani şu kaplarla atılıyor mu? Herhalde atılıyorduysa da bilmiyorum bir şey olmuş. Yani çok iğrenç bir şey olmuş burada. Bunlar küflenmiş. Sen bunu nereden aldıysan o tarifi bir daha alma oradan. Hatta altına yorum yaz insanlar bu tarifi kullanmasın. İş yerinde kötü bir gün geçirdiğini mi düşünüyorsun? Şunu hatırla. Bakalım neymiş? Bugün olmuş. 12-29-2022'de. Devrilecek onlar. Devrilecek onlar. Daha kötüsü de olabilirdi diyor. Evet. Abinin kafasına da düşebilirdi mesela. Ya da oradaki bütün raflar da devrilebilirdi. Ama böyle durumlarda muhtemelen şöyle oluyor. Abi maaşı alıyor. Teşekkürler deyip geri veriyor. Karlar geliyor. Hayır. Arabalar gitti. Ay alarmları falan çaldığına göre hasar aldı bunlar belli ki. Oh o da geliyor. Arabalar komple yok.
Bak şu an kara gömüldü hepsi. Ayrıca camları falan da kırılmıştır yani bunlar. Saat 5'te yerden white mocha topluyor. Dökülmüş, kıyamam ya. Ya bunu toplamanın başka bir yolu yok mu? Ne bileyim, faraşla falan yapsaydın. Yaşmış. Elleriyle white mocha'ları alıp geri döküyor oradan ya. Ah, ne oldu? Güzelim, Porsche'yi niye çarptın abla? Burası garaj girişi ya da çıkışı değil mi ya? Belli ki garaj burası. Bunun orada ne işi var? Onu oraya kim koydu? Galiba yana koyulacaktı. Bakın o yanda da bir tane delik var. Onun yerine ortaya mı koymuş? Abla geçmiş olsun ya. Neyse, cana geleceğine mala gelsin. Ne diyelim yani? Senden değerli mi abla? Üzüldüm ama ya. Neyse tamam, bir şey olmaz. Tamam. Ağlama. Komşu parti veriyormuş ve alttakinin şu an tavanı çökecek. Bu nasıl bir ev? Abi bence sizin evi yapan kişiyle bir görüşmeniz lazım. Bu ne böyle? 3-5 kişi zıpladı diye ev mi çöker? Ne oldu abla? Niye gülüyorsun? Ne o? Kokusu geldi. Otobüste sen onu nereden buldun da oturdun ya? Onu oraya kim yaptı? Tuvaletini kim yaptı otobüse? İşin kötüsü bütün gün onunla beraber gideceksin ve koku da seni takip edecek. Nereye gidersen git olacaksın. Abi o güzel içecek. Americano mu? Ne o? Ay gitti. Nefret ediyorum şu an ya abi. Nasıl başardın bunu? Ayrıca videonun amacı neydi yani? Bakın içeceğim var, bakın. Bu muydu? Bu ne maçı? Beyzbol maçı mı? Adama ne çarptı ya? Şu arkadaki adama bir şey çarptı. Galiba maçtaki aksiyon kamerası o. Kamera adama çarptı ya abi. 50 kiloluk kamera çarptı adama. Kesin karşı takımın bir komplosu bu. Bu adam kendinden açılan böyle airbag'i olan bir kask almış ve bunlar pahalı. Durduk yere patladı airbag. Bunu bir daha kullanamıyorsunuz. Bir anda kaç para gitti kim bilir ya. Bu nasıl bir kayık ya? Ben olsam otururdum. Oturun, oturun. Otur, düşüreceksiniz şimdi herkese. Titanik oldu yine ya. Ayrıca bir şey diyeceğim. Tabak gibi kayık mı olur ya? O ne öyle yuvarlak kase gibi? Ne bu? Ha, insanları köprüde düşürme oyunu. Aha, ablayı düştü. Abla sekiyor şu an. Ablayı bayağı sektirdiler şu an. Abla dikkat et. At kendini aşağı. Abla düşemiyor, sekmeye devam ediyor ya. Gerçekten şu an sırtım falan çatladı yani. Otosanayide kötü bir gün mü? Ne olacak? Aha düşüyor, düşüyor. Arabaya geldi. Malzemeler devrildi. O niye öyle oldu ya? Aha, goriller var. Sen de bir alıp veremediği var bak. Ben bunu şahsi algıladım. Normalde böyle onlar gelince hareketsiz durursanız bakarlar, yanınızdan geçip giderler ama bunda şahsi bir problem var. Bu ablalar perde mi asıyor? Aynen, galiba perde asacaklar. Tamam. Çocuğa dikkat edelim. Ne oldu orada ya? Bir saniye. Boya kutusunun üstüne çıkmış galiba. Aynen, abla şu an bir şeyi çekiyor. O meğerse boya kutusuymuş. Üstüne çıkıyor, sonra kapak gidiyor, her yer boya. Evet, çok güzel perde taktınız, sağ olun. Eve geldiniz, evi su basmış. Acaba niye evi su basmış? Abi köpeğe bak, açık hortumu getirmiş. Evin içerisinde gezdiriyor. Tam da şekerin cinsinden French Bulldog. Ya niye böylesiniz siz ya? Ya sana o hortumu kim getirdi dedi? Şu hale bak, her yer su içerisinde. Ne olacak şimdi? Kime kızabilirsin? Kızamazsın. Aslında yani o böyle sana bakar, hiçbir şey de yapamazsın. Geçmiş olsun. Parkeler falan hep kabardı ya. Bisikletçi abiler, olay ne? Niye hareket yaptın ya? Yani ama sen de biraz bunu istedin galiba. Teyze duruyordu orada. Niye öyle hareket yaptın teyze? Yarışçı abiler, ne oluyor ya? O adamın üstüne bir şey attılar. Abi mümkün değil şu an. Bu sayılmaz. Bunun sayılmaması lazım. Adam gayet koşuyordu. Bir anda bir ip gibi bir şey geldi. Adam yarışı kaybetti. Yoksa birinci olacaktı o adam. Bence bu sayılmaz. Bu tekrar koşulması lazım. Kedi, ne yapıyorsun kedi? Kedi, diş fırçasının orada ne işin var? Ve sen bu olay fark edilmeden önce de bunu yapıyor muydun acaba? Bir de şöyle bir şey var. Diş fırçasını atın ne olur. Abla, o tepsiyi neden çöp kutusunun üstünde diziyorsun? Hop, hadi bakayım. Bütün yemekler çöpe. Geçmiş olsun. Şanssız bir sürücü var galiba. Trafikte ne olacak acaba? Şu an tatlı tatlı gidiyoruz gayet. Ağaç geliyor. Ağaç. Abi durduk yere. Niye önümüze ağaç düştü ya? Çok tehlikeli. Tatlı tatlı şehirler arası yolumda gidiyorum. Bir anda ağaç devrildi. Şimdi ben bu videoyu izledikten sonra nasıl tatili arabayla gideyim? Fobi oldu bende şu an. Oo, Minecraft'ta. Ne olacak? Bakma kaç. Kaç. Bir canın var. Tamam. Niye böyle bir şey yaptın? Niye öldü bu? Hayır, bir şey diyeceğim. Yıldırım düştü. Ne alaka ya? Şimdi bir canı vardı zaten. Durduk yere niye yıldırım düştü bu adama? Telefon açılımı. Abi dikkat et lütfen. Dikkat et.
gitti güzelim, telefon daha sıfır aldın. Lütfen telefonlarınızın kutu açılımını yaparken dikkatli olun. Ben mesela telefonun kutusunu hep yatağın üstünde açarım. Çünkü kendimi tanıyorum. Heyecanlanır düşürürüm ben onu. Ne pasta mı bu? Abi dikkat lütfen, 3 kişisiniz bak. Hayır, hayır. Hayır ya. Gitti güzelim 8-10 katlı pasta. Abiler buzdolabı taşıyor diyeceğim de taşıyamıyor galiba. Ay abi gitti güzelim buzdolabı. Bayağı kırıldı yani. Böyle raflı yerlerde neden dikkatli olmalısınız? Rafa yaslandı abi ufacık. Ondan sonra raf devrildi. O gitti orayı devirdi. O orayı devirdi. Yani az daha şehir yıkılacaktı. Hızlı gidiyor. Araba kendi kendine park ediyor. Abi demek ki araba kendi kendine park edemiyor. Güzel bir bowling atışı mı geliyor? Güzel bir atış. Hadi. Oradan da atarsın ya. Oradan atabiliyor olman lazım. Abla cam var. Ablanın burnu gitti. Bu videoyu izledikten sonra VR almayacağım abi. Kesinlikle almayacağım. Ben çünkü kendimi biliyorum. Ben oyuna kendimi kaptırırım. O monitörü, o ekranı kırarım. Abiler bir şey taşıyor. Televizyon öyle verilmez. Ya televizyon öyle mi verilir ya? Böyle bir taşınma şekli var mı ya? Balkondan televizyonu sarkıtıyor. Abla elindeki PlayStation'ı sakince yere bırak diyecektim de. Neden? Nasıl bir olay yaşandı da acaba PlayStation çöpe gitti? Arabadan ineceğiniz zaman şunu da bir aklınızda bulundurmanızı öneririm yani. Bakın insanlar el frenini çekmeden arabadan ince ne oluyor? Araba yok. Bak araba gitti. Oh. Artık kim bilir nerelere gitti o araba. Öyle bir tatile çıktı o araba. Artık araban yok abi. Artık eve yürüyerek dönebilirsin. O yüzden el frenini çekmeyi unutma. Ayrıca da araba viteste bırakılmaz. Ya, futbol maçında ne oluyor? Abi ne oluyor? Her gelen bir şey oluyor. O nasıl? Ha, gol oldu sonunda. Dünyanın en garip pozisyonu değil miydi ya? Herkesin ayağına değdi top ama kimsenin de ayağına değmedi yani, öyle bir şey. Gerçekten hayatımda böyle bir sahne görmedim. Abla arabanın yanında beyzbol oynamak mı? Ya kırdın işte arabayı ya. Arabanın yanına geçmişsin oradan. Topa vuruyor. Ondan sonra sopa savrulup bak kırdın aynayı. Demek ki neymiş, bu oyunu oynamak için böyle geniş bir arazi lazım yani. Aha, milli sporumuz. Hemen şöyle izlememiz gerekiyor. Ne oluyor? Kazı çalışması var herhalde. Evet. Abi kepçe izlemek insanı rahatlatır. Aha. Aha patlattı. Su borusunu patlattı. Ay geçmiş olsun. Şimdi oradaki çalışan insanlar ne kadar kötü bir durumda kaldı biliyorsunuz değil mi? Bütün o borular sökülecek, o yerler kırılacak, bir sürü kazılar falan. Teyze ne o? Ha yumurta kıracağı. Onu çekip bırakıyorsun, yumurtayı kırıyor yani çatlatıyor. Ama bu yumurta... Oho bu ne güçlüymüş ya, yumurta kendinden geçti, paramparça oldu yumurta. Ayrıca çok gereksiz bir alet ya, onu alacağına hani teyzeciğim, onu masaya vursana şöyle yumurtayı. Arabanın içinde dondurmayı neden ters çevirdiğini bize bir açıklayabilir misin? Bak ne oldu, gitti güzelim dondurma. Neden ters çevirdin ya, neyi kanıtlamaya çalıştın ya? Arabamın anahtarları uçtu gitti. Abla dans ederken gitti, arabanın anahtarı gitti. Sen orada nasıl bir figür yaptın ya? Nasıl bir hareket yaptın? Bir görebilir miyim? Anahtar neredeydi tam olarak? Ha elinde. Bak böyle bir şey yaptı. Gitti arabanın anahtarı. Bir sabah uyandınız ki arabanız böyle. Ya böyle bir donma şekli var mı abi? Bu araba buz olmuş. Bunun üstüne su dökülmüş olması lazım. Ki hani bu bir de çözülmez ki. Kış bitene kadar bu araba çözünemez. Ne olacak şimdi? Sabah kalktım işe gideceğim. Hop araba yok. Araba donmuş. Yüz boyama işlerini yaparken kullandığınız boyaların çıkıp çıkmadığına dikkat edin. Bakın abla da gördüğünüz gibi boyamış ve surat böyle kalmış. Yıkamış yıkamış çıkmamış surat. Şu an gösteriyor ne kullandığını, bakın. Şunu kullanmayın işte. Muhtemelen sulu boya, onu kullanmayın. Çocuklar kadının saçını kesiyorlar galiba. Garibim gitmiş orada telefonla takılırken çocuklar gelmiş annesinin saçını kesiyor. Evde büyük bir kaos olacak. Kaçın. Bence kesinlikle evden kaçmanız lazım. Bir 10 gün gelmeyin eve. Eminim ki bu olay bir de abinin başına patlayacak. Estetik, silikon falan böyle operasyonları adı sanı bilinmiş güzel büyük yerlerde yaptırmaya özen gösterin. Bakın bu abla dudağını yaptırmış. Bu dudağın hali nedir şimdi yani? Nerede yaptırdın abla bunu ya? Söyle biz orada yaptırmayalım. Bu dudak ne olacak şimdi? Böyle kalmış dudak. Abi böyle durumlarda biraz yani güzel araştırmak lazım. O tarak ve makas gibi birleşimi... Ya kesme sen mi ya? Aa çok derin gitti gibi sanki. Al. Bak kaş kalmadı. Onunla muhtemelen şöyle yapacaktı. Yukarı doğru tarayıp oradan uçlarını eşitleyecekti de. Abla çok dipten kestin ya. Bir de kaş denen şey o kadar yavaş uzuyor ki yani. Kestiğinizde böyle bir sene falan kaşsız gezersiniz. Evde çocukları yalnız bırakmadan önce iki kez düşünün. Hatta yalnız bırakmayın yani. Yoksa böyle bir şey olabilir. Ya bu bebeği kim boyadı ya? Bak sen boyamışsın.
Kardeşini nasıl boyamış? Hem yerleri boyamış hem kardeşini boyamış. Kendisinin üstü tertemiz ama. Yani ben temiz görüyorum şu an. Evinde tüylü dostu olanlar bu videoyu anlayacaklar. Bizim Şeker'in tüyleri kısa olmasına rağmen ben şu videodaki bu acıyı anlayabiliyorum. Abi her türlü montum, tişörtüm, her yerimiz tüy oldu artık, yeter ya. Ama onları seviyoruz. Söylemeli miyim? Abi nereye yaslandın tam olarak? Bu dondurma mı, krema mı, her neyse söylemelisin. Yani bunu videoya çekene kadar adamı uyarsana ya. Göz göre göre adamın üstünün kirlenmesine izin verdin. Bu trendi denemek istediniz. Ay, arada kulaklık varmış ya, evet. Çok güzel trend denediniz, teşekkürler. 10.000 like aldınız. Ne yapıyorsun çocuk adam? Davulu niye çeviriyorsun? Ya garibim orada olana oldu ya. Orada oturuyordu. Abla orada ne güzel oturuyordu ya. Davul fırlattınız, ablayı düşürdünüz. Gerçekten unlucky. Güzel bir golf vuruşu mu geldi? Aa, topun çizgisini görebiliyoruz şu an. Güzel vuruş. Hah, top gidiyor. Kimin kafasına gidiyor? Ay, adamı vurdunuz. Ta ne kadar uzaktan adamı vurdunuz. Geçmiş olsun. Kaykaycı reis güzel bir hareket mi yapacak? Üçlü dikkat edin, ayağınıza çarpar. Tutun tutun, kaykayı tutun. Al işte, kaykayın üstünden araba geçti. Niye tutmuyorsunuz ya? Özellikle şuradaki bakın. Şu abla sanki bir yaratık görmüş gibi nasıl kaçıyor beni. Kaykay ablacım, ayağını durdursana. Forkliftte sıkıntı olursa fena olur abi. Forklife dikkat edelim. Ne o? Ha, paletin tahtası mı açılmış? Onu kırmaya çalışıyor galiba. Ay, suratına geldi. Abi tahtaya niye tutuldun ya? O tahtaya tutulmasaydın indirirdin, ne olacak ki? Bu insanlar da asfaltı düzeltiyordu. Ta ki şu ana kadar. Makinenin kontrolünü kaybedene kadar. Bak, makine kırmızılıyı dövdü. Knockout. Ondan sonra diğerini indirdi. Knockout. Mike Tyson makine ya bu. Köpek babasının yatağına tuvaletini yapmış ve üstüne de yorganı kapatmış. Ya sen ne sevimlisin. Ama niye oraya yaptın? Bak, koku geldi bak. Evcil hayvanı olanlar bu kokuyu bilecek bak. Bu ablaya niye böyle bir şey yapıyorlar? Yani iş yerinde bir kutlama falan mı? Ablanın kafasına tabak falan fırlattılar ya. Dünyanın en kötü aktivitesi. Bana eğer iş yerinde böyle bir şey yapılmış olsaydı eski iş yerim olurdu. Çünkü ben böyle üst kirletmeli işte böyle şakaları sevmiyorum. Sanırım birilerinin saçları çok kötü olacak. Abi zaten bayağı yukarıdan girdi. Ya şaka değil mi? Çok yukarıdan girdin, saç buradan girilir mi? Hayır, çok kötü oldu ya. Eğer berberiniz saçınızı böyle kesseydi ne yapardı? Hiçbir şey yapamazsın. Abi eline sağlık deyip çıkacaksın. Yani bu işin kuralı bu. Viral domates sandviçini deneyecekmiş abla da bütün tuz döküldü. Ama neyse ki parçalı tuz, yani kaya tuzu, onları böyle alırsın elinle. Bu arada o viral domates sandviçi ne? Nasıl bir şey? Voleybol maçında şutu çekti. Ya arkada o ablanın ne suçu vardı? Ablayı vurdular ya. Abla oraya mı sıkıştı? Yerdeki mazgallara sıkışmış. Oho, itfaiye gelecek de o demirler kesilecek. Saatlerce bir ton uğraşılacak şimdi. Sen oraya nasıl sıkıştın? Muhtemelen yürürken ayağını bastın, kaydan düştün değil mi? Ne oluyor arabada? Hayır ya. Gitti, bütün pilav falan arabaya dökülmüş. Ay, onun çok iyi temizlenmesi lazım. Kurtlanır, o küflenir, çürür yani, o araba kokar. Telefonu kırmış herhalde de oradan alarmı da kapatamıyor. Abi gecenin ikisi galiba. Öyle alarm çalıyor. Yani ne yapabilirsin ki? Daha fazla kırman gerekiyor ki kapansın telefon. Bu arada alarm sesi denen şey gerçekten çok sinir bozucu ya. Ben mesela eskiden alarm sesine müzik koymuştum. Güzel bir müzik. Bu sefer güzel müzik olunca da uyanılmıyor. Böyle sinir bozucu olması lazım ki uyandırsın. Evde neden oyun oynamamalısınız? Yani böyle işte aksiyonlu oyunlar falan. Ha böyle olur işte, gördün mü? Işığa nasıl vurdu ya? Çok profesyonel kesti ışığı. Gece kulübü mü yine burası? Tamam, bir kutlamalar falan oluyor. Aha, abi de oraya kilitlenmiş. Abi geçmiş olsun. Geçmiş olsun, kafayı diğer tarafa çevirmen bir şey ifade etmiyor. Çıkışta ufak bir boks maçı olacak gibi. O ne ya? Abi camdan bir şey gitti. Sen de hiç istifini bozmadın. Camı falan kapattı. O galiba klima gibi bir şeydi de gitti ya. Çok garip bir şekilde gitti yani. Aa, ne yaptın abla kendine? Aynısı olmuş da. Abla niye her yerin mavi senin ya? O boya çıkar umarım. Dünyanın en kıskanç köpeğini göreceksiniz. Şimdi bak, kuş Kuşnex ablayı öpüyordu. Geldi bir tane vurdu şöyle. Ya sen ne kadar kıskançsın ya. Güle güle geldim vurdu. Beyzbol ama evin önünde. Abi dikkat et, camı falan kırarsın diyecektim. Zaten cama vurdun yani. Böyle bir ortamda beyzbol mu olur ya? Tamam, fileyi falan almışsın da yani cama vurdun. Git biraz daha açıkta oyna şunu. Fırından ne geliyor? Bir şey geliyor fırından. Dikkat et, dikkat et, tut. Dur, düşecek.
Bir şeyler oluyor. Ya belliydi zaten böyle olacağı ya. Bir pizzayı nasıl alamıyorsun ya fırından? Abla saçları yapıyor. Tamam. Oraya sarmış, saçlara şekil veriyor. Makineyle alakalı bir şey olacak herhalde ya. Ay, ne oldu orada? Saçın... makina. Saç makinenin arkasından girdi, gördünüz mü? Orada eritti bütün saçları. O ne abi? Tüm tavuk görüyorum. Böyle fritöz gibi bir şey görüyorum da o yağın içine daldıracaksın. O yağlar bir anda köpürmeye başlayacak. Evet, geliyor. Geliyor, kaçın. Abi sen şu an bir yanardağ inşa ettin ya. Öyle fritöze tüm tavuk atılıyor mu ya? Ne bileyim, bir şeye kaplanması gerekmiyor muydu? Bir cinsiyet partisi var galiba. Ne olacak? Renkler nereden çıkacak? Ha, arkada konfetiler var. Tamam. Patlatın. 3, 2, 1. Evet, kız olacakmış. Abla çok zıplama, düşüreceksin çocuğu, dur. Tamam. Bir sürü... O ne oldu ya? Bir saniye. Drone'u vurdular, gördünüz mü? Bakın tepede drone var, sağ üstte. Onunla... Onu vurdular nasıl olduysa. O sırada sadece fotoğraf çekmek için gelen fotoğrafçı. Asma tavan takıyor galiba abi, öyle bir şey yani. Evet, abi onu dengede tutmak için iki kişi olsaydınız keşke ya. Adam düşecek şimdi. Ya da ortadan ikiye de kırılabilir. Ya da bilmiyorum, bu abi ustaya benziyor. Dur bakalım, yapacak bir şeyler. İşte belliydi ikiye kırılacağı. Abi sen oradan sakatlanmadan ayrıl. Ben bu bildiğim. Çok güzeldi işte ama. Titanic, hadi evlilik teklifi ama işte... Abi yüzük düşse sadece iyiydi ya. Adamın düşmesi hiç iyi olmadı. Demek ki neymiş evlilik teklifi ederken dikkatli olun. Oo, havalı video. Hadi bakayım, slow-mo. Oradan kayarken göz kontağıyla beraber içeceğini içiyorsun ama önüne bakmıyorsun. Yol bitti. Yol bitti. Abi havada kaldı. Sonunu bekle. Bekleyelim. Kayak muhabbeti var galiba ama karsız kayak mı bu? Kar nerede? Evet, pizza yaptı şu an. Tamam, durması lazım. Dur artık. Niye durmuyor bu? Dursana. Dursana artık. Gidiyor. Görüşürüz o zaman. Kendine iyi bak. Bayağı gitti ya. En son durdu orada. Babası galiba telefonlar için bir şey almış. Bunun içine koyuyorsunuz. Ne bu? Zamanı arttırıyor. Anladım. Şimdi anladım. Telefonun onun içine koyuyorsunuz. Ondan sonra onu çevirip zamanı ayarlıyorsunuz. O zaman dolmadan açmıyor telefonu. Ve telefonu alamıyorsunuz. Güzelmiş ama hani şakasına böyle çevirirken zamanı arttırdığını fark etmemiş. 3 saat yok artık telefon. Gerçi telefonu almak isteyen insan onu hackler, kırar, bir şekilde onu oradan alır. Kötü bir gün geçiriyorsanız izleyin. O snowboard'a gitmişler. Ablanın ayak takıldı. Ablanın kayak takıldı. Abla gitti. Niye bu salıncak gibi şey böyle bu kadar aşağıda? Yani insanların ayağının takılabileceğini hiç düşünmemişler mi? Denizin ortasında. Oo abi balıkçı. Attı oltayı. Oy ne kadar dalgalı bir şey. Ne oluyor? O ne oldu orada ya? Balık uça nasıl geldi, o ne balığıydı öyle? Bayağı uçan balık geldi. Galiba sazan. Hani derler ya sazan gibi atlama diye. Herhalde bu sazandı. Şimdi bu adam şanslı mı? Yani balık tuttuğu için ve balık ayağına kadar geldiği için şanslı. Ama şanssız mı? Kafasına çarptı balık. Futbol maçında gol gelir mi? Abi kafayı vurdun, çok yükseğe gitti ya top. Olmadı. Olmadı. Ay. Adam böyle kaldı. Ya dur benim içeceğime mi göz diktiniz ya? Adam sakin içeceğiyle orada mutluydu yani. Ne o? Ay, mürekkep balığı gibi bir şey mi? Suratlarına fışkırmış hep bak. Şuna bak, o çıkmaz ki. O mürekkep balığının o mürekkebi zor çıkan bir şey. Yemeğe gittin abi, mürekkep balığı mürekkep attı suratına ya. Abla yemekte çok mutlu. Bence abladan hesap almayın ya. Oo ne güzel ortam. Ay. Güzel ortam dedik. Adam dedi ki içeceği de içmiyorum ya. Çok güzel ortamdı, meyve sebze, öyle manzara falan da olmadı, tat kaçtı. Ayakkabıya ne olmuş? Ayakkabı yere mi yapıştı? O ne? Süper yapıştırıcıyla falan herhalde yere yapıştırmışlar. Yani sakız olmasının imkanı yok. Ayakkabı gitti. Artık eve tek ayakkabıyla döneceğiz. Restoranta bakalım kimin başına ne gelecek. İçecek geldi şu an. Evet abi deniyor. O ne oldu orada? Şişenin altı çıktı ya. Ne kadar saçmaydı. Bakın şişe gayet normal. Abla da hiçbir şey yapmadı. Şişeyi böyle tuttu. Altı düştü şişenin. Zodyak var. Bir de deniz aslanı mı? Bu ne var? Abi geldi Zodyak. Batırdı dikenleri, gitti ya. Ne alaka? Sen şimdi durduk yere niye böyle bir şey yaptın? Gayet güzel botu çekiyorlardı. Bak geldi, patlattı gitti. Güzelim, bot artık kullanılamaz hale geldi. Olay ne? Abi ha, suya bir şey düşmüş galiba. Şapka düşmüş. Aldın. Alırsın. Evet. Aha.
telefon gitti. Abi şapkayı alacağım derken telefon gitti ya. Gerçekten müthiş şanssızlık, oturur ağlardım bak. Sırf şapka mıdır, ayakkabı mıdır ne oldu da belli değil. Onun için telefondan oldu. Göremediyseniz eğer bakan adamın sağ cebi açıkmış, telefon gitti. Aynen abi, aferin, şapkayı kurtardın. Hayır ya abi, o kadar tıra yüklemişler güzelim tuğlaları. Hepsi dökülecek değil mi? Yavaş yavaş gidiyor. Hayır, geliyor. Hayır ya. O kadar saat sen onları el emeğinle yükle yükle dökülsün. Ne oluyor burada? Abi bir yerden su vanası mı açılmış? O şey, itfaiye hortumunun olduğu yer herhalde. Orası patlamış. Geçmiş olsun, oralar su altında kalır. Eğer kötü bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız bunu hatırlayın. Abi onları dökmeyeceksin değil mi? Al! Geçmiş olsun. Bu senin işteki son gününde herhalde. Abla, onun altından niye geçiyorsun ki abla? Onun altı öyle sığ bir yer değilmiş ki, ben de sığ zannettim. Abla boydan girdi havuza ya. Sokak satıcısı abi bir şeyi fırlattı ama adamın kafasına geldi. Geçmiş olsun. Bir müşteri kaybettin, hatta muhtemelen birkaç müşteri kaybettin. Kapı kamerası. Şimdi abi zile bastı. Geri açılırken akla falan attı. Abi ne oluyor ya? Ve düşünsenize, orada yıllardır duran çimensin. Öyle bir anda üstüne adam geldi, düştü. Ne oluyor? Köpek var orada bir tane. Abi sen çıplak ayak niye kaykay sürüyorsun? Ben onu anlamadım. Ya çıplak ayakla düşsen? Aha, köpek kovalamaya başladı. Nasıl kaçacaksın? Bu şivavalar da yani fena kovalar. Abi ne taşıyordun ya? Boya taşıyordu. Arkadan hepsi döküldü. Ama bir şey diyeceğim. Boya öyle mi taşınır ya? Karpuz taşır gibi. Sonuçta kapağı olan bir şey yani bu. Annesi arabayı kullanmasına izin vermiş. O da kimse çarpmasın diye uzaklara park ediyormuş. Abi çıkacak para her türlü çıkıyor ya. O köşede duran arabaya direkt düşüyor. Oo, güzel deniz, güzel dalga. Yalnız abla gitti. Abla cici. Muhtemelen bir 10 litre falan su yutmuştur o arada. Yardo atışı. Gelir mi? Hadi kırmızı girer mi? Şimdi ne oldu? İkisi de girdi, saymalı mıyız? Bu nasıl bir şanssızlık ya? Böyle bir şey hayatımda görmedim. Bence beyaz da girdi sayılmalı. Yani bence. Ama bilmiyorum, girmedi de şimdi nasıl olacak? Aa! Ne bastı evi? Ay, çekirgeler basmış. Her yerde çekirgeler var. Çok korkunç. Bu kadar fazla çekirge niye geldi sizin eve ya? Örümcek gibi. Abi çekirgelerden korkuyorum. Çünkü fena zıplayabiliyorlar ve çok gergin bir durum. Yani yerden mesela omzuna zıplayabilir. Ne kadar tehlikeli. Ay bayağı ev gitmiş. Ne yapacaksınız? Satılığa çıkarın evi. Yani iki fotoğraf atın, satın evi, gitsin. Ya da ne bileyim, kaçın. Çünkü bunlar bir uçmaya başladığı zaman diye gidiyorlar ya. Çok gergin ya. Her yer çekirge. Yok, kurtulamazsınız bu kadar çekirgeden. Kendilerinin böyle canlarını isteyip gitmesi lazım. Bu ne? Kaz değil mi bu? Bak saldıracak, kafayı dikti yukarı. Abi bu işaretleri almanız lazım. Kafayı diktiyse saldıracak demektir. Kaz saldırısından da öyle kolay kolay kaçamazsınız yani. Acıtırlar. Öyle çok sevimli göründüklerine bakmayın. Harbi acıtırlar yani, kaçamazsınız. Böyle kafayı sana takarsa 3 gün seni kovalar, kaçamazsın. Yine bir futbol maçı. Gol mü geliyor? Şut. Evet, gol. Nasıl ya? Abi çamur şimdi engel oldu bak. Bu sayılmaz değil mi? Şimdi aramızda futboldan anlayanlar şunu bir söylesin. Yani böyle bir çamur engelledi sonuçta. O gol olacaktı. Şimdi bu sayılıyor mu, sayılmıyor mu? Bence kesinlikle sayılması lazım. Hatta niye oynadınız ki yani? Abi bu oyun oynanmaz. Ne oluyor? İçeceği niye öyle yan yaptınız ya? Aç bakayım. Açma. Açma. Bu neydi? Sirke miydi? Turşu falan mıydı? Patladı öyle. Fermente bir şey oldu. Kesin geçmiş olsun. Mutfak gitti. Pardon, bir kahve alabilir miyim? Teşekkür ederim. Kahvemi getirdiğiniz için, böyle sıcak sıcak sütü döktüğünüz için çok teşekkür ederim. Ağız tadıyla bir kahve içeceğim diye düşünüyorsunuz değil mi? Böyle kafede oturdun. Oh diyorsun, kahvem de geldi, ne kadar güzel. Hop, bardak gitti. Ya ne alaka şimdi, bardak nasıl ikiye ayrılıyor ya? Senin zaten işin bu. Sen bardaksın, soğuk ve sıcak içecekleri tutarsın. Ya bunu da tutamayacaksan işimiz bu. Şu fotoğraf o kadar kötü ki, videonun en şanssız insanı. Seçtiği sayılara bakın, şanslı sayılara bakın. Bak 2 çıkmış, adam 3 seçmiş. 8, 9, 17, 18, 24, 25, 37, 38. Abi bir sayı, her birinden bir sayıyla kaçırdın. Yani hiç sayılar alakasız olsa tutmadı der, atarsın da bu kadar yakın olunca da insan sıkıntıya girer. Ne geliyor? Oha! Hulk geliyor. Aa ne güzelmiş kıyafeti. Hulk geliyor. Hulk'un ayağı takıldı. Gördünüz değil mi? Baş parmağı takıldı, şu kadar baş parmak. Abi onu oynatmasan mı? Amcanın kafasının üstünde. Aa oynatma.
Tırnağını taktı amcanın kafasına. Kel zaten acımıştır şimdi. 2024 işte böyle başladı. Oo gidiyor. Oo bir kule daha gidiyor. Bir kule daha gelir mi? Geliyor. Üçüncü kulede. Geçmiş olsun. Ne ki bunlar? İçecek galiba. Gitti hepsi. Kız arkadaşınızı nasıl bununla uyandırırsınız? Jet fly falan bir şey diyordu ya. Hava mı üfleyecek? Oo! Böyle bir hava üfleme mi var abi? Bu ne? Sen bunu yere tutsan iki tane alıp zaten havalanırsın. İnsanları böyle uyandırma. Hiç hoş değil. O delikleri kapatmak için nasıl yanman lazım? Yani tekrar güneşlensen bu sefer yanık olan yerler daha kararacak. Yani aslında ondan kurtulamayacaksın. Mendy ile uyumuş herhalde. Ha bu eline yaptırdığı kınayı şöyle koymuş herhalde, öyle yatmış. Hep suratına geçmiş ya. Neyse bir şey olmaz yani. Yıkayınca geçer diyeceğim de o kınalar da hemen çıkmıyor değil mi? Abla çöpe atmaya hazırlanıyor. Salla salla, iyi salla. Heh, daha iyi salla. Bir de küsüp nasıl gidiyor ya? Ablacığım niye sallıyorsun? Biz çöpe atacağımız zaman poşeti kaldırıp koyuyoruz yani. Böyle sallamıyoruz. Sallarsan ne olur? Yırtılır, öyle dökülür işte. Tamam, içecek var. Ne olacak? Abi bir şeyler yiyor. Ya niye dikkat etmiyorsun ya? Abi bir şeyler yiyip içerken demek ki telefona çok odaklanmamak lazım. Çünkü telefon olmasa dökülmeyecekti ama bak telefona bakacağım diye üstünden oldu şimdi. Dolu yağdığında hepimizin aklına gelen şey, insanların başına gelmiş. Abi dolu yağışı kötü bir şey. Gördüğünüz gibi arabanızın camları paramparça olabilir. Amca içeceği keki batırdı da hepimizin başına gelen şey oldu. O da mı düşecek? Hayır ya. En sonunda nasıl vazgeçti ama hepsini attı. Çok sinir bozucu değil mi? Böyle ıslatırsın ama hani çok da ıslanmadığını fark edip biraz daha batırdığın zaman bu sefer çok ıslanır ve kopar. Ama çok ıslatmazsan da bu sefer yumuşamamış olur. Böyle kısır bir döngü var. Hiç araç sahibinin sizi almadan gittiği oldu mu? Yani böyle bir şey yaşadınız mı? Abi çok saçma bir olay ya. Bakın kırmızılı çocuk geldi. Arabaya binecekti. O taraftan binmemeyi tercih etti. Ve gidiyor. Yani hadi görüşürüz. Kaldı böyle ya. Her zaman bir çocuk istemiştin. Anahtarı verdin. Çocuk açacak. Açar. Ne olmuş ki yani? Açar. Aç. Abi anahtar gitti. Anahtar gitti ki. Neyse ki yani o şey. Demirli yerler. Çok da bir şey olmaz. Oo bu rahatlatıcı videoları biliyorum. Böyle protein tozlarını böyle yapıyorlar. Evet. Evet cuk diye düşecek şimdi. Şu an ters köşe yapıldığımızın farkındasınız değil mi? Aslında o kötü bir gün geçirecekti, biz gülecektik. Ama ben çok inanmıştım ya. Bir şeye vurduk ve batmaya başlıyoruz. Nasıl ya 5 dakika sonra falan? Abi tekneyle bir şeye vurmuşlar, batıyorlar. Tekne bayağı su almış ve o arada birisi gelmiş video çekiyor böyle. Ha batıyoruz. Ne güzel batıyoruz. Kaçsana. Sen Titanic kaptanı mısın? Kaçsana. Gerçi nereye kaçacaksın ki denizin ortasına? Sinirli sinirli arabaya binersin, böyle kötü bir şey yaşamışsındır. Sonra bir de o kemeri çekersin, gelmez ya. Abi dünyanın en sinir bozucu anı. Bir de şöyle bir şey olur. Sinirli sinirli odaya girersin. Abi o kapının kolu pantolonuna takılır ya, nasıl oluyorsa. Seni iyice sinir eder ya. Aynada ilk kez kendini görüyor. Şu an acıdım köpeğe ya bak. Bizim çok kötü duygular içerisinde şu an böyle baka kaldı. Bizim şeker de hiç umurunda değil ya. Aynanın önünden geçiyor, böyle bakıyor, sonra devam ediyor. Bunun için bir gün çalıştı. Ay, bütün balıklar gitti. Bir gün boyunca balık tuttun, onları da kovaya aktaramadın mı yani? Demek ki balıkların daha yaşayacak ömrü var. Hadi içeceklerimizi tokuşturmayalım. Neyse kötü bir fikirdi zaten. Eğer iş yerinde kötü bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız şu videoyu izleyin. Gitti. Bak daha kötüsü de olabilirdi. Oradaki rafların hepsi de devrilebilirdi. Yani az bir şey devrildi. Abla tatlı tatlı yemeğini yiyip tabletten bir şey izlerken tabii ki evde kedi varsa yani rahat duramazsınız. Her an böyle bir saldırıya hazır olmanız lazım. 205. Ha, içeceği aldın ama alabilecek mi? Tabii ki hayır. Genelde böyle makinalarda alamazsın yani. Ve verdik diyor. Bak parayı da aldı, verdik diyor. Rüzgar çok güçlü. Nasıl? Aa, ablanın bagaj gitti. Abla kıyafetler falan gitti. Sanırım kovulacağız. Niye? Para sahte miymiş? 1 milyon dolarlık banknot mu? Abi sen nasıl bir dalgınlıkla almış olabilirsin onu ya? 1 milyonluk banknot mu var? Yine bir beyzbol maçı, top fırlatıldı. Arkadaki adama geldi. Adamın içeceğine mi geldi, kafasına mı geldi? Galiba güldüğüne göre içeceğe gelmiş ya. Bakayım. Evet. Adamın içeceğini vurdunuz. Durduk yere adamın içeceğini niye vurdunuz? Adam maçın keyfini çıkarıyordu. Yaşar geliyor. Yaşar slow mo geliyor şu an. Müthiş geliyor. Şu an altta bastığın şey kaydı. Abi düşüyorsun. Dikkat et. Ay! Ne oldu? Aha, kolu kırmış.
Geçmiş olsun ya, bir video çekeceğim diye kol gitti. Şimdi o zaman herkes yorumlara yazsın. Bugüne kadar hiçbir kemiğinizi kırdınız mı? Benim bugüne kadar hiçbir yarım kırılmadı. Umarım bugünden sonra da kırılmaz. La scooter'la geliyor, önüne bak. Abla önüne bak. Önüne bak. Dur, dikkat et. Neyse ki yavaşladın da düştün yani. Yavaşlamadan düşseydin daha kötü olabilirdi. Korkutacak galiba Jason. Abi içecekler döküldü, o değil. Bir şeyi taşıyan insan korkutulur mu hiç ya? Aa bir de suratına da bir şey patladı. Ay şu an abla var ya, gerçekten büyük sıkıntı yaratacak. Trafikte. Aha çarptılar arabaya. Ya orada tümsek var, niye yavaşlamıyorsunuz ya? Çarptı işte arkadan. Aha bir de ağaç devrildi. Gerçekten videonun en şanssızı sizsiniz ya. O adam çarpmasaydı oradaki ağaç da size devrilmeyecekti. Güzel bir ev yaptırdınız. Böyle işte tavanında cam var falan. Hani filmlerdeki gibi yağmuru izleyeceksin falan. Öyle olmuyor abi o iş bak. Cam patlayacak birazdan. Şuna bak, her yer çatlamış. Normalde düşününce güzel bir fikir. Böyle işte yağmurlu günlerde orayı izlerim. Oh falan, böyle şömine yanar falan. Ah öyle olur ya. Cam patladı. Kim temizleyecek şimdi burayı? Ayrıca da o yapılana kadar evin çatısı yok. Niye kaldırdın koskoca kayayı ya? Dikkat et. Ha, güç yarışması gibi bir şey herhalde bu. Pantolon düştü. Adamın pantolonu düştü ya. Ve adam yapıyordu yani. Yaparken düştü, bırakmak zorunda kaldı. Abla sahaya mı atladın? Ya da niye atlayamadın ya? Bütün okulun önünde. Ay bir de suya girdi. Suda ne kadar tazikliymiş. Ablayı havaya uçurdu. Duvarda bir delik var. Oradan sular sadece o arabaya akıyor. Bunlara akmış mı? Bak bunlara hiçbir şey olmamış. Bir tek ona. Bu garibim, sen ne yaptıysan artık bu seni buldu. Sanırım birileri yemek yapmaya çalışmış ve birileri bu gece aç kalacak. Abi sen mi yaptın onu? Gerçekten çok güzel yapmışsın. Kömür pişirmişsin. Hindi görünümlü kömür icat etmişsin. Teşekkürler. Ev temizliği. Ay tuvaletini yaptı. Bu köpeğin tuvalet eğitimi yok mu? Ay sakın basma. Ay hayır ya. Köpeğin niye eğitimi yok ya? Gerçekten midem bulandı. Bizim şekerin eğitimi var. Hiç böyle bir şey yapmadı. Abi bowling atışında ne yaptın sen ya? Abi sen yeri mi kırdın? Böyle bir şey mümkün mü? Yer gitti şu an. Abi dolabı devirdin abi. Sonu gelmiyor. Orada kaç tane içecek olabilir abi? Milyar tane içecek çıktı oradan. Şuna bak, tek yapabileceğin şey oturup hepsinin düşmesini izlemek. Abla o ne? Uzun bir makarna. Aha gitti. O düşmeye başladı mı o hep böyle gider. Neyse en azından 6 metre yiyecektin. Şimdi 4 metre yiyeceksin. Sonuç olarak yiyebileceksin ama yani. Bu ne abi? Uçakta mısınız şu an? Aha telefon gitti. Galiba uçaktalar. Uçakta bir kere camı açıp niye telefonu oraya kadar götürüyorsun abi? Oradaki o hava akımı nasıl çeker alır biliyor musun? Bu ne? Roller coaster'da ne olacak? Yine bir telefon uçtu. Bu telefonlar genelde uçuyor. Böyle oyuncaklara biniyorsanız ya telefonu arkadaşınıza verirsiniz binmeyen kişiye, ya da cepler fermuarlı bir şey olmak zorunda. Kötü şans 101. Güzel bowling atışı gibi geldi. Evet. O ne oldu orada ya? Abi adam çok güzel atmıştı. Bakın hepsi devriliyor. Bir tanesi geri kalkıyor. Şimdi bowling kurallarına göre bu ne oluyor? Adam sonuçta devirdi ama fizik falan derken geri çıktı o. Ne olacak şimdi? Bence bu adam kazandı abi. Sanayide araba galiba liftten düşüyor. Abi dikkat. Abi asılma oradan. Bırak bırak. Bırak gitsin. Boş ver. Yapacak bir şey yok. Senin arabayı öyle kendi ağırlığında dengeleme mümkün mü abi? Çocuk dondurmayı düşürüyor. Abi çocukken hepimiz dondurmayı düşürmüşüzdür. Ya bu olmuştur yani, yapacak bir şey yok. Hepimiz böyle aldık dondurmaya bakarken topu düştü falan. Oluyor yani. Şuna bak. Yere falan ya kıyamam, bir dondurma verin çocuğa ya. Aha geri geliyor. Abi geri geliyor dur. Tamam vereceğiz dondurma, tamam. Evet gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en şanssız insanlarına baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Bunları yaparsanız fena şanslı olacaksınız. Hepinizi bekliyoruz, abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.